Çözüm Rehberimden selamlar arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere Minecraft'ta oluşan bazı blokların görünmez olma sorununu çözeceğiz. Dilerseniz videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, çözümlerimize geçmeden önce ekranda da gördüğünüz gibi abone olma oranlarımız aşırı derecede düşük. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenirseniz seviniriz arkadaşlar. Soru ve görüşleriniz için de yorum kısmını kullanabilirsiniz. Oraya yorum bırakabilirsiniz. Elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şimdi çözümlerimize geçelim. İşlemleri yaparken virüs koruma programınızı devre dışı bırakın arkadaşlar. O şekilde e, ilk çözümümüze geçelim. Şimdi yapacağınız ilk işlem eğer bir mod e, tekstür falan yüklediyseniz onu kapatmak olacak arkadaşlar. Onu bir kaldırın o şekilde e, bir oyuna girmeye çalışın. Bakalım bloklarınız vesaire görünüyor mu? Veya bir serverdaysanız e, farklı bir serverda e, deneyin arkadaşlar oyuna girmeyi veya tek oyunculu olarak girmeyi deneyin. Aynı sorun devam ediyor mu? Eğer sorun devam etmiyorsa zaten serverdan kaynaklıdır. E, modu kaldırdıktan sonra veya texture pack eklentiyi kaldırdıktan sonra sorun e, çözülüyorsa yüklediğiniz moddan kaynaklıdır arkadaşlar. Artık sürüm tutmuyordur, başka bir şeydir. Onları kontrol edin. Yani mod, texture pack, işte girdiğiniz serverı kontrol edin. E, hepsini kontrol ettiniz. Hem tek oyunculuğu hem de e, normalde yapıyor. Eee serverdan da kaynaklı değil, Kur, kurduğunuz moddan da kaynaklı değil. Modu kaldırdınız, o şekilde denediniz. Hala sorun devam ediyor arkadaşlar. Şimdi çözümlerimize geçiyoruz. Driver'larınız güncel olsun arkadaşlar. Driver güncelleme videomuzu sağ üstte bırakıyorum. Ekran kartı güncelleme videomuzu da sağ üstte bırakacağım. Ama ben yine en Nvidia kullanan arkadaşlar için ekran kartını nasıl güncelleyeceklerini göstereceğim hemen kısaca. GeForce Experience programı var bildiğiniz gibi. Burayı açtıktan sonra sol üst taraftan sürücüler kısmına basıyorsunuz ve güncelleme varsa arkadaşlar bu şekilde görünecek sizde. Bakın şurada indir butonu çıkacak. İndire bastığım zaman bu güncellemeyi indirecek. Bakın şu şekilde indire basınca... İndirmeyi başlatacak arkadaşlar. Kurulumdan sonra da şey indikten sonra da kurulum burada hızlı kurulum ve özel kurulum olarak buton çıkacak ve o şekilde indirme işlemini gerçekleştirecek ve bilgisayarın kurulumunu gerçekleştirecek arkadaşlar. Şurada güncelleme kontrol et butonuna basarsanız da güncelleme olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Bu şekilde basit bir şekilde size göstermiş oldum. Nvidia kullanan arkadaşlar için masaüstüne geliyoruz ve sağ yapıyoruz arkadaşlar. Buradan Nvidia denetim açığa basıyoruz. Açılmasını bekleyeyim. Bu şekilde Nvidia denetim masası açılacak. Ee, burada 3D ayarların yönetilmesi var arkadaşlar. Sol tarafta buna basıyorsunuz. Bastıktan sonra buradaki geri yükleye basacağız. Ve bütün buradaki ayarlarımız sıfırlanacak. Ve eski fabrika haline gelecek arkadaşlar. Ee, bunu yaptığınız zaman eğer burayla buralarla oynadıysanız. E, ayarlarınız değişecek. Ama bu Minecraft'a bayağı bir etki ediyor. Buradan geri yükle yaptığınız zaman. E, buradaki ayarlarınızı tekrar yapmak istiyorsanız. Bir bir yapıp Minecraft'a giriş yapıp. Oradan kontrol ederek eğer bir sıkıntı yaratıyor mu yaratmıyor mu diye bakarak. Bu şekilde tekrar buralarda Oynamalarınızı yapabilirsiniz arkadaşlar Bu büyük ihtimalle sorunuzu çözecektir ama hala sorun devam ediyorsa Tekrardan geforce experience programına geldik hangisiyle oynuyorsanız Minecraft'ı yani java Java versiyon mu yoksa windows edition mı Ona geleceksiniz arkadaşlar basacaksınız buradan İçine girdikten sonra bakın burada ekran kartınızın ayarları çıkıyor şimdiki hali ve optimum hali Buradaki bastığınız zaman size ekran kartınıza en uygun ayarları size sunacak ve oyuna entegre edecek arkadaşlar Bu şekilde oyunu optimize etmiş olacaksınız burada tuşa basarak. Dediğim gibi, bu da bir diğer çözümümüzdü. Oyunu farklı bir diske yüklemeyi de deneyebilirsiniz arkadaşlar. Buradan mesela C'ye yüklüyse atıyorum D'ye, F'ye veya kaç tane diskiniz varsa onu yüklemeyi deneyebilirsiniz. SSD varsa SSD deneyin. Eğer oyun SSD'ye yüklüyse hard diskinize yükleyip eğer varsa tabi bu şekilde deneyebilirsiniz. Yani farklı bir hard diskle oyuna yüklemeyi deneyin arkadaşlar. Son olarak da Minecraft'ı sıfırlamayı deneyebiliriz arkadaşlar. Aramaya geliyorsunuz ve uygulamalar ve özellikler yazacaksınız. Bende zaten direkt çıktı. Uygulamalar ve özelliklere giriyoruz. Eski program ekle kaldır bildiğiniz gibi. Şuradan hemen aşağı inerek M kısmına gelelim arkadaşlar. Burada Minecraft'lar göründü gördüğünüz gibi. Öncelikle Minecraft Launcher'a gelip buradaki geliş, yani bir kere tıklayacaksınız ve gelişmiş seçeneklere basıyoruz. Bu şekilde bir yer sizi karşılayacak. Aşağı iniyorsunuz arkadaşlar. Öncelikle onarmayı deneyin. Onarmayı işe yaramazsa sıfırlayın arkadaşlar. Sıfırladıktan sonra bir tık geri gelin. Tekrardan aşağıya Minecraft'ın olduğu bölgeye inelim. Bu şekilde direkt Minecraft'ın kendisine gelip buradaki gelişmişe basıp tekrardan açıldıktan sonra aşağı ineceğiz. Aşağı iniyorsunuz ve buradaki sıfırlaya basıyorsunuz arkadaşlar. Ve oyunu sıfırlamış oluyor. Bu işlemleri yapmadan önce eğer map'iniz varsa onun yedeğini alın. O şekilde bu işlemleri yapın arkadaşlar. Çözümlerimiz bu kadardı. Umarım sorunuz çözülmüştür. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.